Herkese merhaba, ben Ömer Faruk Gökmen, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki videoda Among Us karakterini yürütmüştük. Ve burada basit olarak opacity değerinden faydalanmıştık, pozisyon değerinden faydalanmıştık. Fakat bu derste sizlere expressionları kullanarak, yani bir kod yazarak karakterimizi, Among Us karakterini sahnenin bir yönünden bir yönüne tekrar nasıl yürütebiliriz bunu sizlere göstereceğim. Ve bu yöntemle istediğiniz şekilde sadece bir kod kullanarak karakterinizi istediğiniz sürede istediğiniz kadar yürütebilirsiniz. Eğer benle ilk defa karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de ayrıca sevinirim. Tabi Telegram grubumuz da var. Telegram grubumuza katılarak aklınızda takılan noktaları sorabilirsiniz. Sizlere en kısa sürede oradan da yanıt vermeye çalışıyoruz. Orada bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Telegram linkini açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Haydi vakit kaybetmeden nasıl yapacağımızı öğrenelim. Bir önceki derste oluşturduğum opacity değerlerini kaldırdım. Gördüğünüz gibi sildim. Şimdi hemen geliyorum. Burada expression kullanarak bu hareketi verelim. Geliyorum buraya, opacity'ye alt tuşuna basılı tutarak bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra if diyorum. Parantezi açıp kapatıyorum ve orta kısmına gelerek şuradaki gördüğünüz gibi Big Whip aracını alıyorum. Bunu alıyorum ve yürüyen katmanının opacity değeriyle bağlıyorum. Bağladıktan sonra gördüğünüz gibi bir kod oluştu burada. Burada kısaca şunu söylüyor. Yürüyen adındaki kompozisyonun opacity değerini al. Şartlara göre ne olduğunu yaz diyor. Şimdi geldim burada. İki kere eşittir diyorum. Ve iki tırnak açarak geliyorum buraya. 100 diyorum. Yani eğer yürüyen katmanının opacity değeri 100 ise ne yapacak bana? Şuraya geliyorum hemen. 0 diyorum. Yani yürüyen kompozisyonun opacity değeri 100 ise duran kompozisyonun opacity değeri 0 olsun. Bu kısım bu anlama geliyor. Fakat eğer öyle değilse else diyorum ve yine parantezlerimi açarak ne diyeceğim bu sefer de 100 diyeceğim. Yani eğer opacity değeri 0 ise yürüyen kompozisyonun duran kompozisyonun opacity değeri de 100 olacak. Şimdi bunu onaylıyorum gördüğünüz gibi ve tekrar şimdi geliyorum bu kısma ve burada bir keyframe oluşturuyorum. Buna %100 yapıyorum. Devam ediyorum. Burada 0 yapıyorum. Tekrar son kısma geliyoruz. Burada bunu 0 yapıyoruz. Şu kısımda da tekrar bunu %100 yapıyoruz. Tekrar bakayım bir hata olmasın. 0 şu kısma gelelim. Yanlışlıkla 2 olarak belirtmişim. Bunu da 0 yapalım. Şimdi izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi duruyor ve tekrar devam ediyor. Bunu neden yaptık? Tekrar söylemek gerekirse eğer biz burada sürekli bir hareket vereceksek sürekli opacity değerlerini kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yaparak uzun bir kompozisyon oluşturamayız. Bu çok zaman alan bir süreç olacak ve çok zor bir süreç olacak. Dolayısıyla buradaki expression'ı kullanarak sadece tek seferde opacity değerini girdiğimiz zaman bunu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Şimdi şöyle gelelim. Bir de ne yapalım? Bu karakterimizi zıplatalım. Dolayısıyla anchor point aracın anchor point noktasına geliyorum. Bir kere keyframe oluşturuyorum. Devam ediyorum. Daha sonra şöyle bunu yukarı alıyorum biraz. Tekrar yakınlaşalım. Bakalım. 27. kare. Tekrar bir 3 kare daha gidiyorum. Bunu kopyalıp yapıştırıyorum. Ve bu şekilde istersek bu süreyi artırabiliriz. Şöyle alt tuşuyla artıralım. Ve bunu şöyle başa alayım. Şöyle izlediğimiz zaman tabii bunu hemen şuradan loop out diyorum ve bir döngüye sokuyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz de zıplayarak bu şekilde yürüyor. Fakat gördüğünüz gibi bu kısımda yine tekrar ne yapıyor? Zıplıyor. Dolayısıyla bunu yine durdurabiliriz. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın geliyorum tekrar şuradaki kodumu kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Burada şu önemli. Gördüğünüz gibi bu sefer ne olacak? Şu kısma loop out dediğim zaman yürüyen kompozisyon opacity değeri 100 ise bu ne olacak? Döngüye soktuğum için zıplayarak gelecek. Fakat eğer değilse ne olacak? Mevcut anchor point noktasını koruyacak. Yani sabit olacak. Dolayısıyla hemen geliyorum buradaki pick whip'i alarak anchor point noktasıyla bağlıyorum. Bu kadar.
Şimdi izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu kısımda durdu, yani zıplamıyor ve tekrar zıplayarak ekrandan kayboluyor. Ve gördüğünüz gibi bir expression kullanarak kısa sürede karakterimizi istediğimiz gibi hareket ettirmiş olduk. Tabii expression'lar After Effects'te biraz zor, bunu biliyoruz. Fakat çalışa çalışa, uygulaya uygulaya bunları da öğrenmiş olacaksınız. Eğer sizler de 2D animasyonlar yapmak istiyorsanız kanalımdaki After Effects ve Animate derslerini izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Tabii bunun yanında Udemy'de de Illustrator kursu ve karakter animasyonu kursum bulunuyor. Onları da videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Onları da satın alarak sizler de artık 2D animasyon serüvenine katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın.